Herkese selamlar dostlar. Ben Güngör. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu videomuzda ne yazık ki bir sorundan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bu sorunun detaylarından, ne olacağından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Akbank'a 2 gündür erişilemiyor. 2 gündür erişim sorunu yaşanıyor. Akbank'ın çöktüğü haberlerini zaten sizler de duymuşsunuzdur. Ama bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Akbank neden çöktü? Bu sorunun kaynağı nedir? Ve hangi işlemleri yapabileceğiz, hangilerini yapamayacağız? Daha doğrusu bunlara erişimimiz ne zaman sağlanacak? Bu videomuzda bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce bu türde dijital haber videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil simgesinden de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Akbank'ın kartlı ödeme yapısından tutun da mobil şubesi, internet şubesi ve dijital bütün işlemleri çökmüş durumda ne yazık ki. Dün sabah 10 sularında başlayan bu sorun hala çözülemedi. Akbank'ın birçok müşterisi 2 gündür mağduriyet yaşıyor ve bu sorun ne yazık ki sadece Akbank'taki işlemlerden dolayı değil, Akbank'tan başka bankalara veya başka bankalardan Akbank'a EFT yaparken yaşanan sorunlardan da kaynaklı. Akbank tarafı ise bu sorunla alakalı bugün yeni bir açıklama yayınladı ve bu durumun ana bilgisayardaki teknik sorundan kaynaklandığını belirtti. Yani herhangi bir siber saldırı söz konusu değil. Ayrıca müşterilerinin mağduriyetinin giderilmesi için bir takım önlemler alındığını duyurdu. Ama bu önlemler ne yazık ki şu an için yeterli gözükmüyor. Çünkü sistem 2 gündür kapalı olmasına rağmen müşterilerin borçlarının son ödeme tarihinin sadece bir gün ertelendiği duyuruldu. Anlayacağınız ekstre son ödeme tarihi 06.07.2021 olan müşterilerin borcu bugün ertelendi. Fakat sistem bugün de açılmadığı için müşteriler borcunu yine ödeyemiyor. Bu açıklamada bu yüzden yeterli gözükmüyor ne yazık ki. Çünkü müşterilerin mağduriyeti hali hazırda devam ediyor. Tabi bu sorun ilk yaşandığında akıllara siber kaynaklı mı sorusu da geldi. Ve müşterilerde de bundan dolayı bir endişe oluştu. Şükür ki durumun bir kez daha siber saldırı kaynaklı olmadığı ifade edildi. Biz videoya devam ederken Akbank kanadından bir açıklama daha geldi ki bu açıklama şu şekilde. 06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır. Sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz. Açıklama bu şekilde ama bankanın almış olduğu önlemler nelerdir onlara da kısaca bakacak olursak yine bankanın kendi sitesinden bu sorun için alınan önlemler adına şu ifadelere yer verilmiş. Ekstra ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir. İşleyen faiz geri ödenecek. Müşterilerimize ekstra kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili olarak herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstra ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu önlemler ilk bakışta yeterli gibi gözükse de Akbank özelinde yetebilir. Ama başka bankalara yapmış olduğunuz EFT işlemleri veya diğer işlemler nasıl çözülecek? Bu da akıllarda merak konusu. Örneğin bir müşteri parasını Akbank'ta tutuyor. Fatura ödemesi gerekecek. Bu konuda mağduriyet devam ediyor ne yazık ki. Diğer yandan konu şu anda Twitter gündeminde birinci sırada yer alıyor. Mağduriyetlerini müşteriler Twitter üzerinden gerek Akbank'a yazarak gerekse normal tweetlerle bildiriyorlar. Sosyal medyada bu konuyla alakalı işte Akbank'ın ana bilgisayarı şeklinde şu anda görselde görmüş olduğunuz bilgisayara yer verildi. Bu da tabii ki işin şakası ama mağduriyetleri yaşayan müşteriler bu konuda nasıl bir yol izleyecek? Bu da merak konusu. Fakat şöyle düşündüğümüzde bir ülkenin ileri gelen bankalarından birisiyseniz teknoloji iş ortaklarınızla çalışmalarınızı daha sağlam adımlara oturtmalısınız. Ana bilgisayarınızda bir sorun varsa bunun bir yedeği olabilirdi örneğin. Tabii ki burada süreç nasıl işliyor bunu da bilmek lazım. Biz basit bir şekilde düşünüyoruz. Detayları nelerdir? Bunlar da öğrenmek gerekiyor. Müşterilerin verilerinin geriye dönük backupları bulunuyor mu? Yedeklemeleri bulunuyor mu? Bunlar da
merak konusu. Çünkü müşterilerin verilerinde herhangi bir kayıp veya sıkıntı söz konusu olursa iş daha da büyük yerlere gider gibi gözüküyor. Umarız hiçbir müşterinin mağduriyeti söz konusu olmaz. En azından bu kısa süreli bir mağduriyet olur. Buna da zaten Akbank tarafından güveniyoruz. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda ne yazık ki bir sorun olan Akbank çökme sorununun detaylarını sizlere aktardık. Bu çökme durumunun neleri etkilediğini, hangi işlemleri etkilediğini, Akbank kanadından buna yönelik ne gibi açıklamalar, önlemler alındığında ayrıntılarıyla sizlerle birlikte ele aldık. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bu türde dijital haber videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.